Evet arkadaşlar, bugün Ebru teknesi için hazırlığı yapıyorum. Kitri hazırlayacağım. Veyahut da tekne yüzeyi de aynı ifadeye geliyor. Burada deniz kadayıfı, kerajin kullanacağım. Kerajin şu şekilde 6 litrelik bir kovaya suyu doldurdum, 6 litre. Sonra yaklaşık 80 grama tekabül edecek şekilde göz kararıyla ne yaptım? Suyun içine kitremi, o deniz kadayıfını yerleştirdim. İki tur, yani bundan 20 dakika önce bunu bir kardım. Yani kardıktan sonra biraz daha o deniz kadayıfının tamamen çözülmesini bekliyorum. Yani bu çözülme için bayağı bir süre gerekiyor. Bir süre suyun soğukluğunu veyahut da sıcaklığını bazen soruyorlar kanalda. Normal su kullandım. Direkt olarak oda sıcaklığında. Zaten bu mikserle karıştırdıkça suyun sıcaklığı da bir miktar ne yapıyor? Bir iki derece artmaya başlıyor. Sıcaklık aynı derecede, yani musluktan aldığım gibi. Biraz daha yumuşak sular kullanmakta fayda var. Genelde kereci daha az olan yumuşak dediğimiz, bunda suyun pH'sıdır. Yani pH'sı işte 8'lerde, 7,5'un üstünde olan pH dereceleri daha iyi sonuçlar veriyor. Aslında en iyi Ebru'da kullanılan su yağmur suyu. Eski üstadlar şöyle yapıyorlarmış hatta. Tekne sularını bu yağmurlar yağdığı zaman yağmur kanallarını biriktirip saklayıp öyle o distile edilmiş sulardan, yani biraz daha distile edilmiş suları kullanmaya çalışmışlar. Ama tabii sonuç itibariyle bunlar da etkili, bir iki derece etkili edebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda ben genelde hep çeşme musluktan aldığım suları karmaya çalışıyorum. Onunla bu tekne yüzeyini düzeltmeye çalışıyorum. Bu şekilde direkt olarak ne zamana kadar bu karma işini yapacağız? Baktığımız zaman hala, özellikle teknenin iç kısmına baktığımız zaman şuna bakıyoruz. Alt kısımlarında direkt olarak hala ne var? İçlerinde böyle üst partiküllere baktığımız zaman hala partiküller mevcut. Bu partiküllerin tamamen gitmesi gerekiyor. Tamamen gitmeden bunu yapmak söz konusu değil. Bunun içinde biraz sabır gerekiyor. Ebru'nun en önemli unsurlardan bir tanesi de sabırdır. Hatta bunun hikayesini Özbekler Tekkesi'nde boya ezerken, o boyayı ezme sürecinde tekneyle yine çalışmadan önce boyaların ezilmesi vardır. Aslında bu terenimi şöyle değerlendiriyorlar. Uzun süreli bu toprak boyayı iki mermer arasında, bir mermer alt kısma, diğer mermer ise üst kısmında, destizengi tarafından ne yapardı? Yaklaşık 45 dakika, 50 dakika boyanın çalışmasına göre o ezme işlemleri yapılırdı. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi, yine dediğimiz gibi, sabır. Ebru'nun en temel özelliklerinden bir tanesi sabırdır. Bu sabır içinde ne yapmak gerekiyor? Yani şu şekilde ne yapacağız? Karmaya devam edeceğiz.
tarihe baktığımız zaman biraz daha böyle hala içinde şöyle küçük küçük partikülleri ne yapabiliyorum, görebiliyorum. Bunların tamamen şöyle göstereyim şurada. Evet. Mesela şunlar. En iyi şekilde. Bunlar tamamen karılması lazım ki hem ebru yaparken bir boyanın açılmasına engel olmaması lazım. Yani bu homojenitenin tamamen olması gerekiyor. Ki bu hava partiküllerinin de gitmesi lazım. Yani bakıldığım zaman hala içinde şöyle karılmamış, tamamen hala deniz kadayıfı şu şekilde mevcut. Onu tamamen ne yapacağız? Yine sabırla karmaya çalışacağız. Şu an çoğunlukla bu karmada tamamen salep kıvamına doğru yaklaştı. Ben bunu biraz daha dinlendirmek istiyorum. Yani bir 10 dakika daha dinlendirip sonra tekrar mikserleyeceğim. Ve bu tekrar mikserledikten sonra 10 dakika içindeki bu tamamen devinim bir salep kıvamına doğru ne yapmıştır? Gelmiş olacaktır. Tekne yüzeyi daha rahat olmuş olacak. Bir başka videoda da şunu yapmak istiyorum. Bu özellikle kitrenin hazırlanmasını direkt olarak geven kökünden yapmak istiyorum. Onu da bir ara hazırlayacağım. Onunla da yapmayı düşünüyorum. Yani sadece deniz kadayıfı ya da kıvam artırıcılarla bu yapılmıyor. Direkt olarak kitrenin hazırlanmasında da deniz kadayıfının dışında alternatif olarak direkt olarak keven kökünü de kullanacağım. Şimdi bir süreç olarak dinlendirmek sürecine bir karma işlemi yaptıktan sonra bir 10 dakika, 15 dakikalık dinlenme sürecine bırakacağım ve bu 15 dakika sonra tekneye alınabilecek duruma geçmiş olacak. Hep tekneyi hazırlarken hazırladığımız sıvıyı biraz dinlendirmekte her zaman fayda var. Ve bu şekilde bir tekne yüzeyini deniz kadayıfı kerajinle hazırlamayı yapmaya çalıştık. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.